Sunay Elmas, Ayhan Oran, Yusuf Bilge Tunç. Zorla kaybedilen 3 kişi. Bu 3 kişi ve benzeri 29 kişinin Ankara'da ağır işkencelerden geçirildiği ve zorla tutuldukları 2 merkez. Bugün size bu kayıp 3 kişiden ve Ankara'da zorla tutuldukları, ağır işkence gördükleri merkezlerden söz edeceğim. Ankara'da herkesin bildiği ama mahkemeler dahil kimsenin üzerine gidemediği bu 2 merkez. Türkiye'de gözaltında ya da zorla kaybedilme vakalarının mucidi olarak Mehmet Ağar biliniyor. 12 Eylül darbesinin gözde polis şeflerinden Mehmet Ağar, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürüyken ilk olarak Hayrettin Eren'in gözaltında kaybedilmesine imza attı. Hayrettin Eren, İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındıktan sonra ve bu tutanaklara da geçtikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı ve annesi Cumartesi annelerinin bir ferdi olarak 40 yıl Hayrettin Eren'i arayarak hayatını kaybetti. 90'lı yıllara geldiğimizde artık Mehmet Ağar'ın yanına Veli Küçük de eklenmişti ve 90'lı yıllarda devletin hedefi değişmişti. Bu sefer Mehmet Ağar'ların 80'lerde hedef aldığı aşırı sol olarak nitelenen yapının yerine Kürtler gelmişti ve 90'lı yıllarda Veli Küçük'ün Mehmet Ağar'lara katılmasıyla birlikte Kürtler ayrı bir zorla kaybedilme sürecinin hedefi oldular ve bu sürece Beyaz Toroslar süreci olarak adlandırıldı. 2000'li yıllara gelindiğinde devletin hedefi yavaş yavaş değişmeye başladı. 2010 yılında AKP ile Gülen grubu arasındaki gerilim artmaya başlayınca devlet yavaş yavaş resmi olarak Gülen grubunu düşman ilan etmek üzere çalışmalar başlattı. 30 Ekim 2014'e geldiğimizde Gülen grubunun Milli Güvenlik Kurulu'nda ilk kez iç düşman unsur olarak alınması için karar alındı, tavsiye kararı alındı. Bakanlar Kurulu 2 ay sonra Gülen grubunu Kırmızı Kitap'a iç düşman unsur olarak ekledi ve Ocak 2015'te Milli Güvenlik Kurulu tarafından cemaat Kırmızı Kitap'a tescillendi iç düşman unsur olarak. Artık 80'lerde ve 90'larda ayrılıkçı sol gruplar ve bölücü Kürtler olarak adlandırılan düşmanların yanına cemaat de eklenmişti ve devlet bu iki gruba karşı kullandığı yöntemleri bu kez cemaate karşı kullanmaya başladı. Ve cemaat Kırmızı Kitap'a girdikten bir yıl sonra ilk kez zorla kaybedilme vakasıyla karşılaştı. 27 Ocak 2016'da Sunay Elmas kaçırıldı. Gülen grubundan kaçırılan ilk kişiydi. 15 Temmuz'dan önce kaçırılan tek kişi olarak kayıtlara geçti. 15 Temmuz'dan sonra Sunay Elmas gibi 28 kişi daha kaçırıldı. Ve bu kaçırılanların hemen hepsi siyah transporterla kaçırıldığı için bu kez bu kaçırılmalara siyah transporter kaçırılmaları denildi. 90'ların beyaz toroslarının yerini artık siyah transporterlar almıştı. Şu ana kadar 29 kişinin siyah transporter kurbanı olduğu biliniyor. Bunlar ailelerinin açıktan mücadele edip bulunması için çaba sarf ettiği kişiler. Bunların dışında kaçırılan olup olmadığına ilişkin ise herhangi bir bilgi yok. Bu 29 kişiden 3'ü halen daha kayıp. Sunay Elmas, Ayhan Oran ve Yusuf Bilge Tunç. 2016 yılında kaçırılan Sunay Elmas ve Ayhan Oran'ın hayatından umut kesilmiş durumda. Ağustos 2019'da kaçırılan Yusuf Bilge Tunç için ise ailesi umutlarını korumaya devam ediyor. Sunay Elmas 27 Ocak 2016 tarihinde Ankara Çepe Alışveriş Merkezi'nin arkasından kaçırıldı. Ailesi Sunay Elmas'ın kaçırılarak bir siyah transportera zorla bilindirildiğine ilişkin görüntüleri bir tutanak eşliğinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiler. Fakat etkin bir soruşturma yürütülmedi. Bir süre sonra Sunay Elmas'ın Atatürk Orman Çiftliği içerisindeki bir arazide tutulduğuna ilişkin avukatlarına bir bilgi geldi ve avukatları bu bilgiyi derhal savcılıkla paylaştılar ve savcılık söz konusu adreste arama yapılması için bir polis ekibi görevlendirdi. Polis ekibi söz konusu adrese ulaştıktan kısa süre sonra savcıya döndü ve o adresin Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait bir yerleşke olduğuna ilişkin bilgi verdi ve savcılık polis ekibini derhal geri çekti. Peki burası neresiydi? Burası Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisinde Beştepe Sarayı'nın arka tarafındaki bir araziydi ve 80'li yıllarda çiftlik olarak anılan daha çok solcuların götürülüp işkenceden geçirildiği Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kullanımında, illegal kullanımında olan bir arazi olarak biliniyordu. Fakat bu sefer değişmişti. Bu sefer Milli İstihbarat Teşkilatı Özel Operasyonlar Dairesi'nin sorgu yerleşkesi olarak resmen tescillenmişti ve bu sebeple savcılık ekibini geri çekti. Sunay Elmas gibi daha sonra kaçırılan hemen herkesin aynı adrese götürüldüğüne ilişkin bilgiler kamuoyuna yansıdı. Fakat hiçbir mahkeme ve hiçbir savcılık insanların orada illegal tutulduğuna ilişkin bir soruşturma ya da bir arama kaydı
yürütmediler. Sunay Elmas'tan 2016 yılının Ocak ayından beri haber alınamıyor ve Sunay Elmas'ın illegal olarak Suriye'ye götürülüp burada öldürüldüğüne ilişkin bilgiler şu an sızmış durumda. Bu bilgilerin sızma nedeni Ayhan Oran gibi kaçırılan başka bir Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisinin anlattıkları. 15 Temmuz'dan sonra kaçırılmalar hız kazandı ve 1 Kasım 2016'da Ayhan Oran kaçırıldı. Ayhan Oran'ın kaçırılıp götürüldüğü yerle ilişkin bilgileri başka bir Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi bizzat doğruladı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda daire başkanı olarak görev yapan Erhan Pekçet'in Kuzey Irak'ta bir operasyon sırasında PKK tarafından kaçırıldı ve PKK'nın sorgulama görüntüleri ANF News'te yayınlandı ve kısa süre sonra silindi. Bu görüntülerde Erhan Pekçet'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çiftlik denilen illegal sorgulama merkezinde Ayhan Oran'ı gördüğünü, Ayhan Oran'ın burada sorgulandığına ilişkin bilgileri resmi olarak doğruladı. O tarihten beri, yani 1 Kasım 2016 tarihinden beri o Ayhan Oran'dan haber alınamıyor ve Ayhan Oran'ın hayatından da umut kesilmiş durumda. Ayhan Oran'ın da tıpkı Sunay Elmas gibi Suriye'ye götürülüp, illegal biçimde götürülüp orada öldürüldüğüne ilişkin bilgiler var. Bu bilgileri doğrulayan ise başka bir Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Mesut Geçer. Mesut Geçer mahkemede verdiği resmi ifadesinde kaçırıldıktan 14 ay sonra gözleri bağlı ve kulakları kapatılmış halde bir araca bindirilerek yola çıkartıldığını ve bu yolculuğun Suriye'de son bulduğunu anlatıyor. Burada Kalaşnikovlu, silahlı, Arapça konuşan gruplara teslim edildiğini ve yaklaşık 2 ay bu grupların elinde tutulduğunu anlatıyor. Fakat daha sonra bu gruplar tarafından tekrar Türkiye tarafına geçirilerek jandarmaya teslim ediliyorlar. Jandarmaya teslim edildikten kısa bir süre sonra da Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'nden polisler gelerek Mesut Geçer'i teslim alıp Ankara'ya getiriliyorlar. Mesut Geçer'in neden Ayhan Oran gibi Suriye'de infaz edilmediğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat Mesut Geçer'in bu ifadeleri son derece kıymetli. Çünkü Mesut Geçer de Ayhan Oran gibi bir Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi ve ifadesinde kendisini kaçıranları, kendisini sorgulayanları ve kendisini Suriye'ye teslim eden kişileri seslerinden tanıdığını, bu kişilerin kimliklerini bildiğini ve bunları teşhis edebileceğini söylüyor. Fakat mahkeme bununla da ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı ve Mesut Geçer'in bu yönde işkence, kaçırılma, illegal olarak Suriye'ye götürülmesiyle ilgili herhangi bir soruşturma başlatmadı. KHK'lı Yusuf Bilge Tunç ise 6 Ağustos 2019 tarihinde kaçırıldı ve halen kendisinden haber alınabilmiş değil. Ailesi kaçırılmaya ilişkin bütün bilgileri savcılıkla paylaşmasına rağmen. Hatta Yusuf Bilge Tunç'un kaçırıldığı arabada parmak izi araması yapılmasını bile savcılık reddetti. Bu reddetmelerin ve etkin soruşturma yürütülmemesinin sebebi Ankara'da herkesin siyah transporterla kaçırılanları, kimin hangi kurumun kaçırdığını ve nerede tuttuğuna ilişkin bilgi sahibi olması. Şu ana kadar bilinen 29 kişi siyah transporterla kaçırıldı ve bu kaçırılan kişiler iki ayrı merkeze götürülüyor. Bu merkezlerden bir tanesi Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi tarafından kullanılan merkez, bir tanesi Milli İstihbarat Teşkilatı Özel Operasyonlar Dairesi tarafından kullanılan merkez. Bunu nereden biliyoruz? Bunu kaçırılan kişilerin anlatımlarından biliyoruz. Yurt dışından kaçırılan zabit kişi ve Ayten Öztürk, uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildikten kısa süre sonra 5 dakikalık bir araç yolculuğuyla başka bir merkeze götürüldüklerini ve burada aylar süren işkence periyodunu geçirdiklerini ve burada illegal biçimde sorgulandıklarını anlatıyorlar. Burasının neresi olabileceğine odaklandığımızda buranın Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kullanılan Saray Spor Tesisleri olduğunu görüyoruz. Saray Spor Tesisleri Melih Gökçek tarafından Ankara Spor'un kullanımı için inşa edilmiş. Fakat Ankara Spor projesi başarısız olduktan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na devredilmiş bir merkez. Saray Spor Tesisleri şu anda Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi tarafından sorgulanma ve özel operasyonların merkezi olarak kullanılıyor. Diğer yurt içinden kaçırılan, siyah transporterla kaçırılan diğer 27 kişi ise Ankara'nın başka bir tarafındaki merkeze götürüldüler. Burası da Milli İstihbarat Teşkilatı Özel Operasyonlar Dairesi tarafından kullanılan bir merkez. Burası Beştepe Sarayı'nın arka tarafında Ankara Anadolu Bulvarı ile Merşendis tren istasyonunun kesişme noktasındaki çiftlik olarak bilinen yerleşke.
Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki ayrı dairesi, kaçırdığı kişileri iki ayrı sorgulama merkezinde sorguluyorlar ve burada ağır işkencelerden geçiriyorlar. Bu iki dairenin kullandığı merkez şu ana kadar yaşadıklarını mahkeme huzurunda anlatan kişilerin verdiği ifadelerden, verdiği ipuçlarından da kayıtlara geçmiş durumda. Bu kaçırılan 29 kişiden önemli bir kısmı mahkemede verdikleri ifadelerde kaçırıldıktan sonra neler yaşadıklarını, kendilerine nasıl zorla hazır ifade tutanakları imzalatıldığını anlattılar ve kaçırılmalarına ilişkin bütün detayları mahkeme kayıtlarına geçirdiler. Buna kaçırıldıkları merkezlere ilişkin bilgiler de dahil. İşkence, hürriyetten yoksun bırakma ve zorla kaybetme Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki dairesi tarafından yürütülüyor. Ve bu dairenin personeli, bu dairenin bu söz konusu iki yerleşkede çalışan personeli de kayıt altında. İşkencede zaman aşımı sınırı yok. Bir gün Türkiye'de rüzgar döndüğünde bu insanlar, bu şahitlerin eşliğinde bu merkezlerde çalışan kayıt altındaki personel başta olmak üzere silsile halindeki bütün amirleri işkence ve zorla kaybetme suçlarıyla ilgili yargılanacaklar.